2019 yılında Türkiye diplomasi alanında biliyorsunuz çok önemli başarılara imza attı. Bu dönemde Türkiye kuzeydeki komşusu Rusya ile ilişkilerini de önemli oranda da geliştirmiş oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pek çok kez görüştü. En üst düzeyde görüşmelere ivme kazanan Türk-Rus ilişkilerinin detaylarını almak üzere bu kez Moskova'ya uzanalım. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev'den detayları dinleyelim. Geride bıraktığımız 2019 yılı Türkiye-Rusya ilişkileri açısından oldukça başarılı bir yıl olarak tarihe geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajında da buna vurgu yapıldı. Rus lider kutlama mesajında 2019 yılında Rusya ile Türkiye'nin enerji, askeri teknik işbirliği alanları ve ayrıca Suriye'de teröre karşı mücadele gibi konularda büyük bir başarı yakaladığını kaydetti. Son yıllar yüz yüze ve telefon görüşmesi sayısına göre yeni rekorlar kıran Vladimir Putin ile Başkan Erdoğan 2019'da da temaslarını sürdürdü. 2019'da Vladimir Putin ile Başkan Erdoğan tam 7 kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin ana gündeminde ise hiç kuşkusuz Suriye'deki gelişmeler vardı. Her ne kadar İdlib gibi konularda farklı pozisyonlara sahip Moskova ile Ankara farklı pozisyonlara sahip olsa da buna rağmen iki ülke Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda 2019 yılında da büyük adımlar gerçekleştirdi ve ilk kez Suriye'de Rusya ile Türkiye ortak devriye görevi gerçekleştirdi. 2019 ayrıca Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanmasıyla da tarihe geçti. İki ülke arasında ayrıca Rus savaş uçaklarının Türkiye'ye sevkiyatı konusu da görüşmelerin gündem maddeleri arasında yer alıyordu. 2019 yılında Rusya ile Türkiye arasında ticari ilişkilerde ulusal para birimine geçilmesi yolunda da büyük adımlar gerçekleştirildi ve ilk kez Rusya ile Türkiye arasında 900 milyon avro değerinde ortak yatırım fonu oluşturuldu. 2019 yılında ayrıca Türk Akımı projesinin inşaatı da tamamlandı ve Kasım ayında Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerinin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak olan iki ayrı hatta ilk kez doğal gaz dolduruldu. Ayrıca Akkuyu nükleer güç santralinin inşaatı da büyük bir hızla devam ediyor. 2019 yılı Rusya ve Türkiye'de karşılıklı olarak kültür yılı ilan edildi ve bu çerçevede ilk kez bir Türk operası olan Truva Moskova'nın dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelendi. 2019 yılında Vladimir Putin Türk vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kapsamını genişletti ve ilk kez Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı da 7 milyon kişiye ulaştı. Önümüzdeki yılda iki ülke arasındaki üst düzey diplomasi trafiğinin aynı şekilde devam etmesi planlanıyor ki yeni yılın daha ilk günlerinde 8 Ocak tarihinde Rus lideri Vladimir Putin'in İstanbul'u ziyaret etmesi planlanıyor. Ayrıca 9 Mayıs Zafer Bayramı 2. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu'nun Alman Nazilerine karşı kazandığı zaferin 75. yıl dönümü kutlamaları için ise Başkan Erdoğan'ın Moskova'yı ziyaret etmesi planlanıyor. 2020 yılı aynı zamanda Rusya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun da 100. yıl dönümüne denk geliyor ki önümüzdeki yılında iki ülke ilişkileri açısından önemli gelişmelere sahne olacağını tahmin edebiliriz diyelim ve söz tekrar İstanbul'a stüdyoya bırakalım.